Efendim, en son süpermarkette yayınımız bir kesildi. Öncesinde çok bir şey yapamadık. Yani önceki bölümü izlemeyenler varsa çok bir şey kaçırmadılar. En son depocu aldık. Malum. Depocumuz eşyaları falan da yere atmaya başlamış. Çok güzel. Aferin ona. Betin yanında şöyle bırakalım. En son depocu aldık. Bu arada depoya bir tane ışık sipariş edeceğiz. Onu unutmayalım mutlaka. Lozu tamam, bir şeyler mi satın alacak gerçekten? Abi dükkan... Sayın müşterimiz, dükkan kapanmış lütfen. Allah Allah. Closed yazıyor. Closed kocaman, nasıl girebiliyor ya? Kapattık dememize rağmen girdi. Neyse, depocumuz eşyalarımızı diziyor. En son eşya sipariş falan vermiştik. Kalmıştı. Pirinçleri koyalım. Bunları bir dizelim. Orada elektrik gitti bizim. Elektrik gittiği için yapamadık. Spagetti. Spagettiyi buraya koydum. Çay. Çayı yere koydum. Subhanallah. Ya Rabbi ya. Neyse, iyi alışveriş yapmış. Sen ajan gibi bir şey sanırım bu. Biz buna satış yapmıyoruz desek sıkıntı çıkacakmış gibi duruyor. İyi günler, iyi günler efendim. Bunları sabah yüzüyle dizsek ya, mantıklı. Geceyi bitirdim. Tamam. Mısır gevreğinin fiyatı düşmüş. Bir onu bir ayarlayalım, mısır gevreğinin. Piyasa 6.60'dan satalım o zaman. Şimdi şu kutuyu da bir ayarlayalım. Eksiklerimizi bir dizelim. Şimdi bence bak depoyu arkadaşlar şeye göre dizelim. En baştaki sıralamaya göre. Ya da nasıl dizsek depoyu ya? Depoyu nasıl dizsek acaba? Hepsini ikişer ikişer koysak sığar mı? Yani mesela mısır gevreği olsun sadece burası. Mesela makarna burada olmasın. Makarna şurada olsun mesela, anladınız mı? Mesela su ve süt burada olmasın. Süt yukarıda. Sır değil de. Ne lan bu? Bu da mı bundan? Evet. Dediğim gibi yapalım bence. Böyle çok düzensiz olacak. Böyle koyalım. Gayet güzel. Eksiklerimiz neler? Un. Çay ve kahve. Bunlar garanti lazım. Bakalım. Bir tane ışık lazım bu arada. Bir tane spot ışığı lazım bize. Şey için. Depo için. Un dedik. İki koli alalım bundan. Kahve dedik. Aldık. Başka bakalım. Diğer normal un da eksik. Normal un. Bundan da iki paket aldım. Günü başlatmayacağım. Özellikle başlatmıyorum. Karmaşa olmasın diye. Bir paket tuz, iki paket zeytinyağı. Bir paket tuz. İki paket zeytinyağı. Bir başka. Bir tane de şeker. Bir pakette şeker. Bugün biraz daha düzenleme olsun. Biraz daha bir yavaş başlayalım. Hem zaten. Normal un. Un var mı un? Paket un yok. Güzel koyduk. Şeker. Şeker de yok sanırım. Ne de broy koydum. Var şeker. Da kaldır. Bu etiketi de güzel. En azından yerlerini bilelim ya. Un demiştik. Onu nereye koymuştuk onu? Bunun yeri var burada. Güzel.
İrem yine iltifat yapmak için hazırlanıyor. Zeytinyağı. Benim bunları düzenlemem lazım ama. Yok. Koy abi. Zeytinyağı. Un. Orada da ekmek var, burada da ekmek. Bunu şuraya koyacağım. Ekmekleri buraya koyacağım. Bunlar alt üst oldu değil mi? Pirinçten burada yok mu? Var. Bunu neye buraya koymuşuz? Devam. Kahve. Kahveyi buraya koyacağım. En son elektrik kesilmişti dün. Biraz oynayabildik, o kadar. Fazla bir şey yapamadık. Depomuzda ne eksik var bizim? Normal un alabiliriz birazcık. Makarna alabiliriz. Peynir alabiliriz. Süt, su alabiliriz. Tamam. Peynir aldık. Su aldık. Süt aldık. Yumurta yok. Siyah çay alalım bir tane. Fındık ezmesi yok. Normal un yok dedik. Bunları da alalım. Çok az bir paramız kalacak. Peynir. Peynir buradaydı. Su. Su burada. Süt. Buraya koydum. Hayda. Bunu iyi koymuş yere. Tamam, okey. Peynir tekrardan. Bir paket daha koyduk. Güzel. Peynir yediğimiz var. Süt. Çok güzel. Yumurta. Yo, marketten aldığın sırayla diz kolay oluyor. Mantıklı geldi. Ama onu bir sonraki bölüm ben hazırlanır yaparım ya. Bundan sonra dizeriz öyle. Siyah çay. Bunları böyle ayarladım mı? Fındık ezmesi. Dur bakayım ben. Bir tane daha raf gerekiyor bana. Bir raf daha. Onu sonra alacağım. Bu da normal un. Koydum. İçeride eksik bir şey var mı? Dizilmesi gereken. Tamam. Günü atlatacak kadar her türlü üründen var. Biraz kâra geçelim. Siyah çay dizilebilir. Ne aldı lan o yukarıdan? Orta aldı. Ben de siyah çayları dizeyim. Sonra günü başlatacağım. Mantıklı. Para yok, evet, o yüzden zaten günü başlatacağım. Şimdi şunu şuraya koyayım, koyayım ya. Let's go. Nasıl başlatıyordum? Böyle. Benim ekstradan sipariş vereceğim bir şey var mı? Bir tane raf dedim. Bunu mutlaka almamız lazım. Küçük depo rafı. Ona göre dizeceğim. Müşteriler buyurun efendim. Sayın müşterilerimiz, mağazamız açılmıştır. Bu anonsu geçmezsem haberler olmuyor bunların. Burada ne eksik var? Aa, süt büyük eksik burada. Aa, yok, varmış süt.
Apple'da yapamazsın ya Kadir. Ne yazık ki. Bak 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 nasıl alıyorlar bak. Doğru mu geçiyor diye bakıyorum. Müşteri ürün dızlamıyor yok. Aferin güzel. İyi hesap yapıyorsun. Ay alışverişe bak. Ver ablacığım. 2 lira 80 kuruş. Şöyle. İyi günler, iyi günler. Oy güzel. Ver ablacığım sen de. 64 lira 20 kuruş. Ver. Ha, işte bu. Tam denk hesaplayıp vermiş. Bu anda kesin ekonomi. Spagetti ve galet alın. Bunlara da bir sipariş vereyim de. Spagetti. Bunlar çok gitti. Dikkat edelim alınanlara. Ona göre sipariş veririz. Buyurun hep. Para bozdurmaya gelmiş bu da ya. İyi günler, iyi günler. Bay bay. Kahve de lazım. Bakayım. Ver bakalım. 4 lira 30 kuruş. 5.30. Güle güle. Görüşmek üzere. Buz eksik bu arada. Buz bayağı gidiyor. Tam denk. Tam siparişler denk bu arada. Bir onları bir alalım. Tamam bunlar geçsin. Müşteriler. Buyurun efendim buyurun. Ben şu kasayı kapatmalıyım ya. Şimdilik bunlar geçe koysun. Ben şunları dizmeliyim. Kahve neredeydi kahve? Kahve çay buradaydı. Kahve şimdilik buraya koya koyalım. Buna bakalım. Makarnaymış. Bu unun da mı yeri yok abi? Buraya koya koyalım. Kahve burada dedik. Un dedik. Bunu da buraya koyduk. Spagetti makarna. Spagetti makarna. Bunda mı yeri yokmuş? Vay arkadaş. Ne kadar çok lazım yer varmış bize ya. Tuz. Buraya koy. Direkt koy abi. Bunu da. Hemen şurada açalım bunu. Müşteriler mağdur olmasınlar, beklemesinler. Buyurun Kurosaki alt efendim. çizgi kolsuzluğu devam Kurosaki ettiriyor. 13. 13 aydır. ayında teşekkür ederiz. Bu fiyatlar ucuz olunca böyle toplu şekilde alıyorlar aynı üründen diyor. Ama sürümden kazanmıyor muyuz? İyi değil mi yani? Bence iyi durumda. Gelsinler bakalım ya.
Kredi çekip büyüme fikri. Mantıklı olabilir. Ürün çeşitliliğinden çok 16. seviyeyiz. Bir, iki, üç, dört lira. 35 kuruş. Şey denir, 10 kuruş. Güzel. Işık sipariş vermemiş miydik biz ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ürün çeşitleri tek tek al, bir anda alırsan bayıyor, evet. Büyütebilirim, evet. Marketin boyutunu büyütebilirim. 5, 6, 7, 8 lira 45 kuruş. Depoyu büyütebilirim biraz daha. Sen 1,90. Ver. 35,8. Ürünleri düzenleyebiliriz bugün ya. Eksik verdim. Ulan oğlu, ağzını kırdım. 5 kuruşun lafını yapıyor ya. Hemen hırsızlık diyor. 80 kuruş nerede yazıyor ya, ben görmedim. 3 kuruş eksik verdik diye. Hadi ablacım hadi. Sayın müşterilerimiz, mağazamız kapanmak üzeredir. Anons geçelim de unutmasınlar sonra. On altıncı seviyeyiz. Dedeğine hoş geldin. Oyunlarında çok kötüyüm. Güzel. Az para üstü. Yağ ve toz şekerin fiyatı arttı. Yağ ve toz şekerin. Toz şeker. Güzel. Tamam, buraları bu dize koyuyor. Şimdi bir ödemelerimize bir bakalım. Yönetim, ürünler, faturalar. Faturaları bir öde abi. Bankadaki kredilerimizi bir ödeyelim. Ödememiz birikmiş bankada. 1100 dolarımız var hala. $750 mı alacağız? Yönetim, büyüme. Alan 4 genişlemesi. Depoda. Alan 3 genişlemesi. Lisans zaten almayacağım. İşe alım. Kasiyer 2. 20 seviye olman lazım. Depo görevlisi 2. 22. seviye olman lazım. Şu anda alamıyorum yani. Ya şimdi şu depoları bir düzenleyelim. Mısır gevreği, ekmek, un. Bu üçünü aklınızda tutun. Mısır gevreği, ekmek, un. Mısır gevreği, ekmek, un. Bunları bir dizelim de alalım. Bunları bir satın alalım. 2, 2, 2. Makarna.
Mısır gevreği. Şimdi bu ilk sırada ekmek, un. Şu un. Şu ekmek. Aslında depoyu sadece fiyatı düşen ürünlerden adetli çekmek için kullan. Eksik kalanları anlıkta alabilirsin. Stokçuluk yani. Un. Bunları bir alalım. Şimdi bizim sıralamamız nasıldı? Bir bakalım. Mısır gevreği, ekmek, un, yağ, makarna, toz şeker. Yağ, makarna, toz şeker. Mısır gevreği. Al abi bunu. Ya. Bu da ya. O stokçuluğu biraz daha sonra yapabilirim ya. Şu an değil. Sonunda. Şükürler olsun. Ya makarna. Makarna buraya yapacağım. Kaldırabilirim artık. Ya makarna. Bir şey daha dediydim, kaybettim, unuttum. Ya makarna, toz şeker. Makarnadan bir paket daha. İki paket daha toz şeker alacağım. Şişe su var sanırım. Peynir de var. Koyu kahve aldım. Paket yumurta. Paket süt. Bunların sıralaması neydi şimdi? Makarna, toz şeker. Toz şeker, şişe, su. Toz şeker. Buraya toz şeker koyacağız. Makarna orası. Şu makarnayı da tekrar yerine koyalım. Çok güzel. Aç menüyü, yazayım kaybolmasın. Not alın abi. Chat. Sıralamayı not al bakayım. Yumurtanın sıralamasını bilmiyorum. Şeker. Burası da şeker. Tamam. Su, peynir, kahve. Su, peynir, kahve. Su, peynir, kahve. Yani şurası su olacak. Peynir olmayacak. Su. Aşağısı peynir olacak. Suyu da buraya koy. Peynir nerede abi? Peynir, 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 peynir yok. Peynirimiz bitmiş. Buradakini kullanacağız. Peynir. Su, peynir, kahve. Peynirin biri daha gitmiş. Lan ışık buradaymış ya. Peynir burada, tamam. Ya dursun ya. Kahve diğer ilk ürün değil mi? Kahveyi de şuraya koydum. Yumurtayı bilmiyorum. Hatırlamıyorum sıralamasını. Kahve. Güzel. Süt ve peynire de bakalım. Şişe su, peynir, kahve. Yumurta, süt, siyah çay. Siyah çay. Bunlardan da bir satın alalım. Bundan sonra depodan takip edeceğiz eksikleri. Bu sayede rahat olacak. Aa, sipariş PC'sini depoya taşıyabiliyorum. Ya işte bu ya.
Bana bunu demeniz lazım arkadaşlar işte. Budur ya. Kahveyi dizdik. Yumurta, süt. En son kahve. Burası yumurta ve süt olacak. Yumurta ve süt. İşte budur be. Yumurta ve süt. Altında da siyah çayım var. Tamam. Siyah çayları da alalım. Siyah çay da şurası. Peynir alayım. Peynir tanıdık. Onu buraya koymuştuk. Hatırlıyorum. Siyah çay. Şöyle koyalım. Zeytinyağı dursun şu anlık. Makarnayı da sanki makarnamız şuradaydı. Siyah çay. Fındık ezmesi, un, zeytinyağı. Fındık ezmesi bir sonraki ürünümüz. En son siyah çayda kalmıştık. Burası fındık ezmesi olacak. Şeker nerede dedi şeker. Fındık ezmesi. Tamam. Özellikle işgal ettiriyorum ki böyle ikişer ikişer dizeceğiz ki kafamız karışmasın. Fındık ezmesi. Un mu demiştik? Fındık ezmesi, un, zeytinyağı. Fındık ezmesi, un, burası zeytinyağı olacak. Bunları buradan almam lazım. Zeytinyağı. Sütü yerine koymam lazım. Süt buradaydı. Abim dur abim. Un. Tekrardan. Bir un daha. Zeytinyağı. Komini komini. Bunu da böyle koydum. Tamam. Zeytinyağı. Az kaldı bu arada. Spagetti makarna. Başmati pirinci. Spagetti. Başmati pirinci, tuz. Tuz çok fazla var sanırım. Bunun haricinde şunlardan alabilirim tekrardan. Ve siyah çay alabilirim. Param yok. Tuz almamıza gerek yok. Başmati pirinci de var. Spagettimiz yok sanırım. Zeytinyağından sonra ne var? Spagetti, makarna, sonra başmeti pirinci. Burası spagetti, makarna, sonra başmeti pirinci. Şurası yani. Unu yerine koyalım. Başlangıç ürünlerinden biriydi. Mısır gevreği de aynı şekilde en alttaydı. Tamam, bu çok güzel oldu işte bak. Başmati pirinci. En sonuncu da tuzlu. Tamam, tuzların yeri de burası. Tuzları da buraya koyduk. Normal yağlar neredeydi ya? Normal yağ. Normal yağları da yeri buraydı. Buraya spagetti makarna lazım. Bak şimdi eksiklerimizi çok rahat görebiliyoruz. Başmati bak şey un. Başmati makarna. Ve yumurta. Dur, hepsinin eksi diyelim. Makarna. Un.
Yumurta. İzleyin beni. Başbati yanlış söyledim ya. Dur, buradan çekecektim krediyi. Pardon. Bir de kredi çekelim. Buradan kredi al abi. Nemesis kolsuzluğu devam ettiriyor 23 aydır. Eyvallah Nemesis. Normal bak makarna lazım. Normal makarna. Bir koli de ondan sipariş verelim. Eksiğimiz başka ne var? Tuzumuz yeterince var. Zeytinyağımız eksik bir tane. Bir paket de ondan söyleyelim. Süt. Süt olur. Şimdi bundan sonraki nerede artık stokçuluk yapabiliriz? Kahve mi o? Koyu kahve. Tamam. Ver abi bunların da siparişini bana. Oh. Şunları bir dizeyim. Oh 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 oh. İşte bu be. İşte bu be. Sayede nerede ne eksik görüyoruz. Ona göre de stoklarız mis gibi. Spagettiler buraya artık. Spagettiler buraya. Bunları dizecek şimdi bu dayıoğlu. İçeriği tamamlamış bak. Zeytinyağı koy buraya. Süt. Ve koyduk. Zeytinyağını kol. Koy. Kol. Kahve. Koy kahveyi koy. İşte bu be. Neyi atıyor bu? İşte bu. Güzel. Fiyatlarımızın durumu nasıl? Bunu 3.50 yapalım. Sütümüz. Tamam, süt iyi. Bu 5 lira olsun. 3.50. Bu da 4 lira olsun. Peynir. Bu sütleri buradan kaldırmamız lazım ama. 3.60. 4 ton olsun bu da. 50 kuruş koyalım en azından. Avukat hoş geldin. 7 lira 20 kuruş olsun. Biraz kar yapalım ya. Bu 7 lira olsun. Çaylara bakalım. Arkadaşlar zamlar etikete yansıdı ya. Yapacak bir şey yok. 9.40. 9.80 olsun. En azından 40 kuruş koyalım kahveye de. 2 lira 80 kuruş olsun. 45 kuruş da buna koyalım. 4 lira ne ya? 4 lira çok ucuz. 4.20 olsun ekmek. Makarna. 4.91. 40 kuruş koysak 4 lira 30 kuruş olsun bu da. 6 lira 70 kuruş olsun bu da. Bu 6.5 olsun. Tamam mağazamızı açalım artık. Ya. 5 lira 60 kuruş olsun. 5 lira 90 kuruş olsun. Bir sürü fırça yiyeceksin. Hiçbir şey olmaz. 2,5 lira olsun tuz. Tuz çok satmıyor. 5 lira 60 kuruş olsun. Hepsini düzenledik. 91 kuruş. 9 kuruş oradan. 40 kuruş diyelim ya. 6, 7 lira 40 kuruş olsun bu. 35 kuruş falan peşman bir şey yapıyor. Abi şöyle dükkanı takip işini size bıraktım. Ufak bir lavaboya gidip geliyorum. Hemen buradayım. Takip edin müşterileri. Geliyorum ama.
Kapitalizmi kurmuşsun. Yan dükkan daha ucuz, oraya gidin alo. Bakalım. İlk ürünlerden sipariş verelim. Üçer paket. Ekmek. Gidelim bir bakalım ya. Şu yoğunluğu azaltayım da depoyla ilgileneceğim. Oo, maşallah ablacığım. Para üstü 90 mı? Ben harcaması o zannettim ya. Makarna koy. Un. Bunu koy. Deniz teşekkürler. Bozuk yok. Benim de selik. Buraya koyacağız. Müşteri. Hemen. Buyurun efendim. Buyurun 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 buyurun. 51 lira 70 kuruş. Ekmeği koyayım, geliyorum hemen. Allah, 3 parça bir şey almışsın ya. Bunları bir dizeyim de geleceğim hemen yardıma sana ben dostum. Ya nerede ya? Ya burada değil mi? Ha, üst rafta. Ya şaşırdım lan. Nasıl oluyor dedim ya. Mısır gevreğini al. Koy buraya. Ya da koy. Sonraki 4 ürün. Toz şeker, şişe su, peynir, koyu kahve, yumurta. İçeride çok sıra var mı? Yok şu anlık. Koyu kahve. Burada. Yumurtanın yeri buraydı. Toz şeker buradaydı. Güzel 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 güzel. Ürünlerimiz arttı bu arada. Toz şeker daha. Buraya koya koydum şimdilik. Yumurta. Ya ne kadar erken akşam oldu saat. Şeyler hala geliyor ama. Peynir. Nereye koydum? Koyu kahve. Buraya yerleştirdik. Su. Bu sanki fazla stoklu bizde. Tamam, bunları almayacağız. Peynir. Güzel. Şunu da yerleştireyim. Hemen gideceğim. İşte budur. Abo, müşteri çok fazla var. Gel buraya. Gel abi gel. İki numaralı kasamız müsaittir. Bana gelsin. Nerede? Ah geldi bak ajandayı gene. 20, 35. Geç. Otuz beş, 36, 37, 38, 60. Tamam. Türkiye değil burası, evet. Yoksa boş kasaydı, kesin giderlerdi. Bu iş çok güzel oldu ama bak, sırayla dizmek. Basmati pirinci çok pahalı diyor. Ver abi. Renk para.
anonsları. 2 numaralı kasamız müsaittir. 2 numaralı kasamız müsaittir. Arada böyle 3-5 tane beleşçiler var. Onlar şikayetçi zaten ya. Onlarca herkes memnun fiyatlardan benim gördüğüm. Güzel. Zeytinyağı benim için çok pahalı diyor. Zeytinyağı Türkiye'de de pahalı abla. Biz de içemiyoruz yani. Bugün full zam vardı ya. İndirim yoktu. Zeytinyağı içmek. İşte düşünün artık yani. Artık ne kadar uzaksam konu ya. Ha. Çanakkale tabini beğendim. Son müşterim sanırım. Günü tamamlıyorum. Hadi bakalım. Unun fiyatı düştü. Farine unun. Şu yani değil mi? Farine un. Aynen. 5 lira 90 kuruş olsun. Şimdi ya. Süt. Bu sütleri alamaz mıyım ya ben? Dur bakayım bir. Gün kolisi nerede? O burada. Ben çekil. Ha şeymiş, canmış zaten. Buraya niye bırakamıyorum? Git şu etiketi kaldıracağım. Sadece amacım bu ya. Oh şükürler olsun ya. Bırakamadım. Mesela şimdi un çek. 8-10 tane mesela bence demiş. Param ne kadar var? 1900. Şu raftaki eksikleri bir tamamlayalım. Tuz ve pirinç. Bunları bir alalım. Tuzdan 3 koli alalım. Pirinçten 3 koli alalım. Donacıma. Fındık ezmesi alınabilir. 2 koli de ondan aldım. Basmati undan alalım. Bunları bir sipariş verelim. Bunu bir dizelim şuraya. Tuzu indirimdeyken bayağı stoklayabiliriz. Bir de almayacağım tuz bu arada. İndirime girsin sonra stoklayalım bunları. Bu pirinç. Buraya bir koyalım. Pirinç. Da koydum. Bu un indirimli olandı değil mi? Tamam. Bundan olabildiğince almaya çalışacağız. Hatta yedek kısmını da onunla dolduracağız. Tamam, her şeyi aldık. Bu undan 2 paket daha sipariş vereceğim. 2 paket daha alacağım. Donacıma. Zeytinyağı alabilirim. Paket daha. Donacıma ne bu? Spagetti alabilirim. Spagettiden 3 tane alacağım. Bu bayağı yok çünkü elimizde. Hatta 4 tane alacağım spagettiden. Bakayım. Sonra koyu kahve yok. Pakette ondan sipariş verdim. Spagetti. Spagetti. Un. Un.
spagetti daha. Bir spagetti daha. Zeytinyağı. Bundan bayağı stoklayabiliriz, aklımızda olsun. Ürünlerden bayağı stoklayabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Mesela bunu da stoklayabiliriz. Kahveler falan. Fiyatları düşünce bunları stoklayacağız deli gibi. Bak bunlardan beşer onar tane alabiliyorsun. File satabilirsin. Satabiliyoruz mu? Tamam, daha iyi. Daha güzel. Tamam, zeytinyağımız var. 2 paket çay, 2 paket süt. Bunları hemen sipariş verelim. Paket süt. 2 paket yumurta. Yumurta ekledik. 1 paket peynir, 1 paket su. Bunları da aldım. Döner de getirecek misin? Getireceğim, Erdal Bakkal diyor. 1 paket makarna da aldım. Sütten kaç paket vermiştim ya ben? Paket. Bir paket daha verelim hadi. Bunların fiyatları düştüğünde depomuzu büyüteceğiz. Daha da stoklayacağız. Ama şu un pek stoklamak için uygun bir ürün değil ya. Büyük ya. Onun için bir tane de aslında raf alsak. Stok rafı. Ama ben stok için kullansak onu da. Değil mi? Böyle mantıklı olabilir. Ne alacağız? Sütleri koy. Sütler abi. Su. Bunu da koyduk. Süt. Zümrüt Anka hoş geldin. Paket daha süt. Tertemiz. Süt kısmını tamamladık. Şimdi bundan sonraki paralarımız elimizde bizim ekstradan kar olarak kalanlar. Bu yüzden bunları rahatlıkla stok içi için harcayabiliriz. Şeker nerede şeker? Ekmek. Bunu koyduk. Şeker, toz şeker gitmemiş şaşırtıcı bir şekilde. Bir paket mısır gevreği. Bir paket un. Bir paket yağ. Paket mısır gevreği. Bir paket un. İki paket yağ. Başka ne alabilirim? Spagetti makarnayı götürdü muhtemelen onu içeriye. Ama birini tam satmış o zaman. Spagetti makarna içeride değil. Spagetti daha verelim sipariş. Teşekkürler arkadaşlar, iyi geceler. Yatış için zaten bu oyunda ya. Tam yatışlık oyun valla. Başmele undan bir tane daha söyleyeceğim. Bunun zaten fiyatı düştü. Bu şeyden söyleyeceğim. Pirinçten. Başka da ne alalım? Peynir alınabilir. Peynir. Koyu kahve alınabilir. İşte peynir alıp geçebilirim ya. Tamam, geç. Evet, o rafları doldurasım var. Ben de onu soracaktım size. Şu tamamen bir stok işlerimizi bir tamamlayalım. Ardından şey yapacağım. Normal un. Koyduk. Et, normal yağ. Mısır gevreği. Bu undan stoklayacağız. Patronsun sen. Şu işleri de bunlara kitlesene. Yok. Yapamıyoruz. O bir sonraki güncellemede gelecekmiş ama. Şu anlık biz kendimiz yapmak zorundayız. Pirinç. Buraya koy. Peynir. Yalnız peynir meynir bir indirime gelirse deli gibi stoklayacağım bu arada ya. Buraları hep doldurabiliyoruz ya. Şekeri de koy. Bak buralar var ya. 3, 6, 12 tane falan alabiliriz yani tek seferde. Zeytinyağı aynı şekilde. Şimdi bu unumuz bayağı bir indirimde değil mi? Bir laf alsak mı? Bundan. 8 tane sipariş versem.
Bunu stoklamak için kullanmış olacağız. Güzel. Bu iki raf stok rafımız bizim. Şu anlık bu ikisini stokluyoruz. Bunları stokluyoruz daha doğrusu. Tamam, biz günü başlatabiliriz bu arada. Gün başlasın. Tamam, işte bu ya. Tertemiz oldu bu arada. Hadi şu dayıya yardım edelim de tuz döşeyelim. Tuz döşemesi keyifli de bu arada. Çok var ya içinde bir de. Başka ne eksik var buralarda? Oha, üçer beşer tane alıyorlar ya. Tamam, bayağı hepsini tamamlamış bizim dayı ya. Helal olsun. Güzel güzel, çalışanlar iyi. Ödemelerimizi yapalım biz. Mantıklı. Geç bilgisayar başına. Patronuz biz. Banka. Ödemeler. Faturaları öde. Dediği dur. Yönetime gel. Faturalara gel. Burayı ve kirayı öde. Tamam, nasıl ya? İşte budur ya. Bu dolapta da eksiğimiz yok. Un ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Un ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Gelin bakayım. Benden de alışveriş yapın. Ben suyumu kata koyayım. Şimdi 2 gün boyunca idare edeceğiz. Sonra biraz para biriktirmiş olacağız. O parayla da depoyu büyüteceğiz. Suyumu bir katayım da arkadaşlar, izninizle. Ne kafa ağrısı yaşamak istemiyorum hiç. Kaldığınızda kafa ağrısı yapar bu arada, aklınızda olsun. Adam onu sırtladı götürüyor da sen anons yaparken. Ver abicim. Tamam, sen geçebilirsin. Ver bunları da. Ben şey gibiyim. Bir eliyle bir şeyler yapıyor böyle. 1 dolar 80 sent. Kaç paket almışlar lan? 99. Bu ne abi ya? Git ya, 10 kuruşun hesabını mı yapacağım? Değmez ya. Sırf onu yapayım diye yaptım muhtemelen ama olsun. 99 lira 90 kuruş vermemi istiyordu benden. Keko gibi. Evet, third person olsa çok tatlı olurmuş bu oyun bence ya. Bence de çok güzel olurmuş yani third person'da. Bunlar benden geçsin de. Hızlıca geçeyim, diğeri boş kalsın. Sonra içeride biraz daha stok işi yapalım. Sen de gel bana. Ya da zaten gün bittiğinde yaparız ya. Yeterince stokumuz var. Çok güzel bir şey yaptık. Hazırlık yaptık. Maşallah. Ablam aylık harcamasını bırakmış yani. Un ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Un ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Koyu kahve. Un. Kahve. Pirinç. Yumurta. Pirinç. Yumurta. Belki birazcık da yağ. Mısır gevreği lazım mı? Değil.
Var ya, hiçbir şeye ihtiyacımız yokmuş aslında bizim. Spagettiden sipariş verelim bir tane daha. Hadi un indirimde bir tane de ondan sipariş verelim. Dediğiniz gibi stok yaptıktan sonra gerek yokmuş aslında o kadar. Buraya gelmemize gerek yokmuş mesela şu anda. Ben bitmiştir diyordum da bitmemiş. Buraya koy. Kahveyi koy. Kahvemiz sadece az kalmış. Yumurta. Güzel. Yumurta. Ya. Bu arada tertemiz bir şey değil mi? Bu stok işi bayağı güzelmiş. Tamam, biz de kasaya geçelim. İbo batma da batmayız batmayız. İbo birisi çocuğunu kaybetmiş. Mağazamızda 4 yaşlarında bir çocuk kaybolmuştur. Mağazamızda 4 yaşlarında bir çocuk kaybolmuştur. Benim kimler baskına gelmiş, şöyle bir bakalım. Yapkın Nizam Paşa'dan 39 kişi, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Depo genişlemesinden sonra ortadaki kapı açılacak gibi, evet. Baskına gelen izleyicilerimize iyi seyirler dileriz. Onun için de bir tane geçelim anons. Akşam saati oldu, ışıklar da yanıyor. Benim niye kasaya gelmiyorlar? Şeker reyonunda indirim başlatmadım. Unlarımız da var indirim. Hadi bakalım. Eller geçsin. Bu arada arkadaşlar, kanalın ismine tıklayarak direkt chat'e yazabilirsiniz. Şu anda yazıyorsanız görmüyoruz biz sizi. Misafir arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Atlar için kesme şeker yok. Evet Atilla. At adam. Sana bu söyleyeyim, ben sana söyleyeyim. Devam. Bu bayağı bir alışveriş yapmış bu arada. Kredi kartı. 1.90. Bunlar sırada bekliyor oğlum. Gelsenize buraya. 2 numaralı kasamız müsaittir. 2 numaralı kasamız müsaittir. Hiç tınlayan yok. Şu geliverse, şuradan geçiversem olacak işte. Burada yoğunluk yaratıyorlar durduk yere. Bak dayıma bak işte ya, bak adam geldi direkt çıt 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 geçiyoruz hemen. 3,10. Geç abi. Ben abi senle 41,70. Bu şartlar gibi her gün zam mı yapacaksın? Valla zam mı yaptık bıraktık. Burası Türkiye değil arkadaşlar. Burada ne yazık ki öyle bir seçeneğimiz yok. Her gün zam yaparsanız tepki görüyorsunuz buradan. Bunlar herhalde benim buraya gelmeyecekler. Ha. Bu stok ürünlerimiz bitmemiş hala bu arada. Stokçuluk için bir hafta alınabilir ama. Yer açarsak. Stok rafımız burada olur en azından. Aynen, bir tane şuraya stok rafı alırız. Ya da şuraya iki tane. Üf. Nisa hoş geldin. Aklımdayken isteyeyim stok rafı. Tamam. Bir raf olur gibi. Evet evet. Bir kapatayım. Canımız kapandı. Yeni günü bir başlatayım. Saniye. Şeyimiz hazır. Yeni gün.
Peynir ve fıstık ezmesinin fiyatı arttı. Peynir ve fıstık ezmesinin fiyatı. Hemen etikete yansısın. Zaten uygunmuş. Ezmesi. Peynirinkini arttıralım bari. Of. 4,60 olsun. Bundan iyi kar yapacağız bu arada. 2K kazanç geldi bu arada. Evet. Aa, bu ne? Ürün daha almışız. Koymamışız. Tamam. Şimdi iki tane bundan sipariş ettik. Ürünlerden nelerimiz eksik? Bakalım şöyle bir. 2 paket mısır gevreği. 2 paket un. Adamın elindeki ne? Ne getiriyor bu? 2 paket. 2 paket. Başka ne dedim? 2 paket mısır gevreği. 2 paket un. 3 paket makarna. Oha. 3 paket. Daha seviye atlamadık. Seviye atladığımızda depoyu büyütme işini zaten yapabiliyoruz da. Bir depocu daha alabileceğiz sonrasında. Market çalışanı da hatta. İki paket koyu kahve alalım. Koyu kahvemiz az bu arada. Paket alabiliyoruz. Tamam, sıkıntı değil. Bunlar stok raflarımız bu arada. Bunlara stokçuluk yapacağız. Mısır gevreğini koy. Hem şu da içeriği düzenliğe koysun birazcık. İyi olur yani bizim için. Marketi büyüt, depoyla birleştir. Depoyu büyütüp marketle birleştirebiliyorum. Marketi büyütüp değil de ha. Makarna koy. Makarna. Paket daha makarna. Herhalde stok ürünlerimiz yeterince var gibi. Kahveyi koy bir tane. Yumurta, süt, kahve falan var bunlardan. Yağ da var. Makarna var. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesinin fiyatı bugün yüksek ya. 2 paket spagetti de alalım. Bunlar stok raflarımız bu arada. Şekli gelip buradan almıyordur umarım bizimki. Bir dakika ya. Biz bunu şimdi... Neyse. Uğraşmayacağım. Tamam. Biz ne alıyorduk? 2 paket spagetti alıyorduk. Fıstık ezmesi pahalı ya. Şu an almayacağım. Bu kadar ya. Depoda çürüme vesaire oluyor mu? Hayır. Yönetim. Faturalarımızı bir ödeyelim. Şeye bakacağım. Büyüme işine bakacağım. Bugün büyüyemiyoruz. Banka ödememiz var. Dur. Yanlış oldu. Banka. Kredi ödemesi. Evet. Kredi aldım. Yanlışlıkla. Artık büyüyebiliyoruz. Açıklı kredi aldım. Niye 2000 oldu benim kredi? Erken mi ödedim de büyüdüm? Anlamadım. Ben nereyi büyüttüm? Ha, buraya büyütmüşüm. Erken mi ödedim? Hmm. Bilgisayarı bir taşıyalım. Belki müzik olabilir arka fonda. Evet. Eksiğimiz var. Dur diyorsun. YouTube kısmını da düşünsek.
Bunlar ilk raflar. Ne koyabiliriz oraya onu düşünüyorum. Burayı nasıl düzenleyebiliriz? Stokçuluk yaptığımız rafları oraya mı koysak? Tanesini alsam şöyle şuradan geçiş ayarlasam da kendime. Ve koyamıyoruz ama. Bence kalsın bir şey değil mi size? Bence kalsın arkadaşlar. Bence böyle dursun. Bence şu anlık dursun. Bir tane daha geliştirme gerekiyor sanki. Bence bir tur daha geliştirme gerekiyor buraya. Tek başına olmuyormuş. Bunu anladık. Keşke almasaymışız. Bilseydim almazdım. Yani şunu da alacağım hatta buradan. Buraya bir kat daha büyümesi lazım ki mantıklı olsun benim için yani. Bir kat daha büyüsün ki bir değeri olsun. Şu an çok mantıksız bir şey oldu. Alışveriş oldu. İşçi dışarıdan dolansın ya. Bir şey olmaz. Bence. Hadi sizi kırmayacağım chat. Al buradan dolansın böyle. Açılışı yaptık hadi bakalım. Buradan böyle gidiyor hadi. Spagetti sipariş verecektim. Zeytinyağı ve fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi ister istemez alacağız mecburen. Fiyatı biraz yükseldi. Zeytinyağı alacağız. Bir tane. Peynir alabiliriz. Evet. Da fiyatı artmışken aldık. Bir paket şeker. Şeker. Bunları bir sipariş vereyim de. İçeriye bakmak istiyorum birazcık. İçeriyle ilgilenmek istiyorum. Şekeri koy. Peynir. Peynir yerleştir. Zeytinyağı koy. Fındık ezmesi. Biraz fiyatlıyken almış olduk ama yapacak bir şey yok. Spagetti. Buyurun efendim. Anons geçemiyoruz tabii. Bugün fındık ezmesinde zam var diye anons olmaz. Hadi bakalım. Arka fona müzik mi diyorsunuz? Bu arada Yucuklu Sumurta YouTube'dan kademe bir katıl üyesi. Teşekkür ederiz. Böyle hafif fonda. Sıktarda. Bu ne abi? Tek su için kredi kartı mı geçirir ya? 18. seviye olacağım. 2 numaralı kasamız müsaittir. Bak geldi biri. İkinci anonsu geçmeme gerek kalmadı. Komisyon iste. Siyah çay dizilmesi lazım birazcık. Ne bakıyorsun oğlum dik dik ya. Görüyorsunuz değil mi depo görevlisini? Ben bu görevliyi nasıl atmayayım şimdi ya? 103 dolar be. Bunu atalım da yerine yenisini alalım. Bug'a girdi bu. Şaşkın. Kimisi yaz. Elleri titriyor ablanı yakalayamadım.
Bir bakayım, aboneliğim bitmiş ama yenilenmiyor. Hata veriyor. Yayında olmadığın için olabilir mi? Hayır. Yayında olsam da olmasam da yenileniyor otomatikman. Karttan çekememiştir. Depo görevlisi nerede? Bizim bu depo görevlileri neden böyle ya? Depo görevlisi Ahmet Bey, görevinizin başına lütfen. Hayret bir şey ya. Stoklarımız var değil mi? Var. Boşu boşuna 100 dolar veriyorum bir de ya. Güne alım şeyi. Allah bekliyor Eros. Günün sonunu bekliyor muhtemelen. Oyunu kaydedeyim de. Bir aç kapı yapsam düzelir mi acaba? Bir aç kapı yapayım mı? Diye abonelik göründüm peki bu o. Alper, evet, bir kişi abonelik hediye etmiş. O gözüktü. Onun da ya. Güzel, aç kapa düzeltiyormuş bu arada. Ben açık. Ödemelerimi bir yapayım. Cebimdeki paradan haberim olsun be. Büyüme 1300 dolar. Süpermarket içerisindeki büyüme. 18-19. seviye. Bugün o zaman ikinci çalışanı alacağız, market görevlisini. Burayı alırsak çok güzel olacak. Biz depo ile ilgilenebiliriz. Sonra depo da sorumlusu alacağız. Çok güzel olacak. Bir depo sorumlusu da aldık mı? Burayı da kafamız rahat olacak. Burada yumurta bitmiş bak. Paket yumurtayı alayım ben. Tamam, işte bu. Bas lisansı büyümeyi gelsin, sonra paralar. Alper belki tamamen bitmemiştir ya abonelik. Yani Twitch'te de oluyor ya, abonelik yenilemeden önce parayı çekmiyor falan feşman. Bir garip bir sistem var. Belki ondan kaynaklı olabilir. Bir gün sonra dene bakalım ya. Tamam abi, senin tamam. Güzel. Aa, en alttan üste doğru da şey yapıyor. Bu benim için çok mu pahalı? Alma abla o zaman. Evet, içerinin ışıkları az gibi bence de ya. Ben de onu düşünüyordum, biliyor musunuz? Havana bir baktım ya, şöyle bir baktım ya, ona bakmıştım. Işıklara bakmıştım aslında. Bunlar geçiyor. Saat 9 olmuş. Ben şuraya bir 3 tane ışık alayım da. ...97.50. Hayır, sanırım GPay'de de kesinti yok sanırım ya. O biraz daha kolaydı sanırım.
Baksanıza eksiklere bak raflardaki. Bunlar ben seviye atlayınca düzelecek. Çünkü bir depo görevlisi daha olacak. Hızlı hızlı dizecekler. Kişi birden. Şu an tek kişi yetişemiyor. Hani kasaya yetişemeyen gibi. Herhalde. Kapalı. Hemen geçelim ertesi güne. Uy, süt fiyatlandı. 4 lira 30 kuruş. 4 lira 20 kuruş olsun. Ne var burada eksik? Yağ getirebilirim. Daha dizelim. Zeytinyağı alabiliriz. Çok güzel. Bundan da koyalım. Başka eksik var mı? Normal un alabiliriz. Paket un. Güzel. İki paket un, bir paket ekmek, bir paket mısır gevreği. Kaç paket un dedim? İki paket un dedim. Makarnaya bak. Bu elinde götürdüğü neydi acaba? Makarna mıydı bunun? Ne götürdün? Yo, makarna hiç kalmamış bu arada. Bir tanecik kalmış, tamam. 3 tane oldu. Koyu kahve. Makarna. Un. Biz ya. Makarna. Bu da makarna. Evet, oyundaki depocu çok güzel ya. Büyük bir amelilikten kurtarıyor seni yani. Yine de. Bir tane daha var şurada. Güzel. Spagetti yok. Spagettimiz büyük eksik. Başka eksiğimiz. Yumurtamız var, sütümüz var, kahvemiz, çayımız var. İki koli su alabiliriz. Tamam. Ya. Ekmek. Bir paket daha ekmek alabiliriz. Olabildiğince fazla ürün sipariş etmeye çalışıyorum ki daha iyi olsun. Zeytinyağı. Bir paket zeytinyağı. Bir paket fıstık ezmesi. Hadi bakalım. Bunları da dizdim mi? Ekmek. Neredeydi? Buradaydı. Açılışı yapalım. Buraya açılış yapsın. Biz yetiştiririz onu. Su. Spagetti makarna. Spagetti bunları muhtemelen.
Bir dizi dizi vereceğim. Zeytinyağı olması lazım. Bunu da koy. Bunu da kezmesi. Tamam. Şu fındık ezmeleri falan indirime girdim. Deli gibi alacağım bu arada. Çılgınlar gibi dolduracağım. Rafların hepsini fulleyeceğim. Açık dükkan, tamam. Daha gelen giden yokken. Şu ödemelerimize bir bakalım. Bunları bir öde. Kredileri ödeyelim. Yönetim. Faturalara bakalım. Tamam. 1000 dolar fazladan paramız kaldı, gördünüz mü? Siyah çay. Geri geldi. Bakayım. Harper. Gözüktü bu arada. İkinci elini kutlamışsın. Teşekkür ederiz. Nasıl hallettin peki? En azından takılan arkadaşlar olsa onları da tarif edelim. Bu da bize geliyor. Güzel. ...48, 45, 46, 47... ...48... ...10. Bu da bana geliyor. Çay 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 çay. Çay rafı boş görüyorum, çay rafına. İşte bu. Poşetlerden para alıyor musun? Poşetlerden para alınmıyor Avrupa'da. Türkiye'deki gibi gereksiz kullanımı yok poşetlerin Avrupa'da. O Türkiye'ye özgü bir olay. Hemen geldim efendim, buyurun. Yakında buraya da kasiyer alacağım zaten. Millet az alışveriş yapmaya başladı ya. Niye öyle oldu? Fiyatlardan dolayı mı? Olunuyor ya, hem de çok pahalı mı? Hadi ya, öyle mi? O bize özgün bir uygulama değil miydi ya? Para kartıyla ödeme gerçekleştirdim. O zaman güzel. Vay be. Herkes biliyormuş, bir tek ben bilmiyormuşum. Yurt dışına çıkmadım nasıl da belli oldu bir anda. O sen. Cent. 30 pound. Yine bir gün gezdireceğim marketleri. Spagetti bitti. Hemen geliyorum, hemen geliyorum, hemen geliyorum. Hop. Oha, ne ürün geçtin be abi be. 102.70. Aranan Çil yayın. Evet, bunu ben bir de YouTube'a da atacağım. 2K görüntü kalitesinde mis gibi abi. İkinci kasiyer lazım sana. Mağaza seviyesi bak 18.
20 olunca oh be, ışıklandırmaya bak. Tepede parlıyor. Tamam. Şimdi göz almıyor. Az önce göz aldı. 3 cips, bir kola, bir çekirdek İbrahim. Zeytinyağlar çok gidiyor. Geçen gün 2019'a ait bir gratis fişi buldum. Şimdi de karşılaştım, fiyatları şokluk resmen. Işık açma güzel bir sistem, evet bak. İnsanlar alışveriş yaptı mı göremiyor. Bana gelecek ya, gel. Bu geldi. Normal yağ getireceğim ben. Arada yardım etmem gerekiyor mecburen. Of, kaç tane aldın abim sen ondan ya? Evet, depoya da lamba lazım. Şuraya bir tane değil mi? Sen de şuraya. Bir tane lamba. Yerleştirelim. Evet, 3K paramız oldu. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Helal lan sana. Aferin lan sana. Oyuna depocu mu eklemişler? Evet evet. Hatta depocu yakında dışarı koyduğun siparişleri de depoya dizecek. Bir sonraki güncellemede de o gelecekmiş. Belki bir sonraki oynamamıza kadar onu da yapabilir kendisi. Yumurta. Bir günü tamamlayalım, sabah olsun. 6 tane ürünü puana bulmuşlar. Zeytinyağının fiyatı arttı, makarnanınki düştü. ₺3.50. Zeytinyağının fiyatı artmış. Biz ne alacaktık? Yumurta. Hadi bir şuraya koyalım. Yumurtamız neredeydi bizim ya? Ben göremedim yumurtayı. Ha burada. Sen de mi yumurta götürüyorsun lan? Peynir götüreyim. Sana kafası karışıyor, biz dizdik mi? Bak direkt bir yumurta paketi lazım.
20. seviye oluversem rahatlayacağım bu arada. Çay da koyabilirim tekrar. Bir paket daha çay koyabilirim. Raflarda eksik var. Ha, bu paket boşmuş zaten. Güzel oldu buna koymamız. Paket peynir mi var gerçekten ya? İki paket, bir paket mısır gevreği, iki paket un, üç paket, iki paket ekmek, üç paket un. Kafam karıştı bir an. Nasıl iki paket şey olurken? Üç paket un, üç mü oldu, dört mü oldu? Un, bir paket daha. 3 paket makarna. Paket daha aldım. Şunları bir tamamlayalım. Ekmek. Un. Ekmek. Mısır gevreği. Un. Paket daha un. İndirimde olanlardan stoklayacağız, unutmayalım. Adaşım hoş geldin. Tamam değil mi her şey? En son nerede kalmıştık? Normal yağ. Yağdan 3-5 paket söyleyelim ya. 4 paket söyledim hatta. 3 paket şeker lan. 3 paket şeker. Bir paket su. Hımm. 3 paket daha peynir. Olay şurada işte. Bir tane daha kasiyerimiz olsa açalım bu arada. Kasiyerimiz daha olsaydı şu an biz sadece bu işle uğraşıyor olacaktık. Sonra bir tane daha depocu alacaktık. Rahat olacaktık. Hırsız gelse güzel olurmuş. Evet, internet kafe simülatördeki gibi değil mi? Dövsek göndersek falan. Peynir. Peynir. Yağ. Bunu da koyacağım, hemen geliyorum müşteriye. Buyurun efendim. 23 lira 20. Makarna ürünlerimizde indirim bulunmaktadır. Makarna ürünlerimizde indirim bulunmaktadır. Ona ekol unutabiliyoruz sesimize. Kahve. 4 paket kahve arkadaşlar. 3 paket yumurta. Paket süt. Paket daha yumurta. Mikael hoş geldin. Hemen alalım. Yumurta, eyvah. Müşteri geldi. Hemen gidelim. Güvenlik değil de böyle hırsızı biz göreceğiz mesela, yakalayacağız. Güzel. Hop, müşteri. Hemen baktık kasaya. Hızlıca seviye almamız lazım.
Depo yapınca raf otomatik mi diziyor yoksa yine biz mi diziyoruz? Şu an otomatikmen o diziyor. Yumurtamız bayağı var bu arada. Buz. Buzları bir dizelim biz. Buzları bitirmişler. Depodaki tuz da bitmiş bu arada. Beş altı paket Allah. Alışveriş arabası güzel olabilirmiş evet. Mağazayı büyütme ihtiyacın olurdu en azından bu durumda. Hani müşteriler çarpışmasın. Ya da en azından harcayacak bir şeyler var böyle. Tuz. 5 paket aldık. 18'in seviyeyiz değil mi? Biz seviye 19 olacağız yakında. 35, 38, 39, 80. Tamam. Gönder. Alo, neler almış neler. Nasıl alıyorlar ya? Şunlara bak. Otomatik kasa güzel olur bir de evet. Pirinç. 4 paket pirinç. Spagetti makarna da yok. Böyle değil mi tuz? Abi makarna yok diyoruz bitiriyor bunlar da ya. Hop müşteri geldi buyurun. $83.80. İsim verebilsek ya kasiyerlere tutmaç yapardık. Geldim. Nasıl bir market sahibiyiz biz böyle ya. Her yere yetişiyoruz valla. Hemen şunu da aldık. Bu sefer çok eksiğimiz var. Bugün bayağı bir stok yapalım. Bir şeyler alalım. Ama diğer şey depocu geleseye kadar olabildiğince az stoklayalım ki diğer depocu geldiğinde direkt stok işine geçeriz. Zeytinyağı ve spagetti lazım. Paket zeytinyağı aldım. Fındık ezmesi. Pakette çay alayım. Işığı açalım ışığı. Müşteriler dondu. Dondu diyorum. Kör oldu. Vallahi zor yetişiyoruz depocuyla. Acaba yazılımsal olarak en az olanı mı koyuyor ilk önce? Çok düşündürdü beni bu durum. Yani mesela fıstık ezmesi bitiyor ya. İlk önce onu mu diziyor? Mevcut tarafta fazlaysa mesela o diğerlerini bekletiyor mu? Yoksa rastgeleyse sıkıntı. Müşterimiz geldi. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. 8.45'te anons geçiyoruz. Varilol, hoş geldin. Tek bir tane yumurta mı aldın abla gerçekten?
Önce rafa koysan. Mesela zeytinyağı varsa koyulabilir rafa. Direkt. Evet, bazı ürünler için mantıklı bu arada. Ama sonrasına gerek kalmayacak ya. Depoyucuyu alacağız ya. Muhtemelen bir ertesi günde de depoyucuyu almış olacağız. Siyah çay. Buraya koyayım. Gitti makarna. Güzel. Stoklardan eksik neler var? Ne götürdü bu? Bunu tamamlamak için enter'a bas. Basalım bakalım. Makarnanın fiyatı arttı. Yağ düştü. Bunun fiyatı mı? Yo. Normal yağın fiyatı. Aha, beklediğimiz indirim bu arada. Makarnayı ya indirim gelsin, deli gibi alacağız demiştik. Yağı dizelim, bundan deli gibi sipariş verelim bu arada. Stoklayalım yağdan. Ucuzluktayken alalım, stoklayalım. Tamam, işte budur. 10 paket ya. İşte bu. Bunlar bu şekilde bizim toplu alımlarımız da iş gücümüzü azaltacak bu arada. Bir şey diyeyim mi? Çünkü bunlar çok fazla stok olduğu için bitmeyecek kolay kolay. 10 günde bir falan böyle şey yapabileceğiz. Anca bitirmiş olacağız. 10 günde bir falan bunları doldurmamız gerekecek. Güzel. Baksanıza kaç tane var. Çok fazla alıyor burası. Normalde 4 paket alırken burası 10 paket alıyor. 12 paket alıyor pardon. 70-72 tane, tamam. Bir paket un. Orada. Paket mısır gevreği. Paket ekmek. 4 paket peynir. Bir paket süt. Nereye geldi lan? Paket daha ekmek. Ekmeği fazla söyledik. Allah. Ekmeği direkt mi kaldırdım ben? 2 paket ekmek. Makarna. 4 paket makarna lazım bana. Makarnanın da fiyatı artmışken almış olduk ya. Peynir. Biz. İlk önce burayı dizlemiştiniz siz bana değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Böyle yaptım. Peynir. Rototo save'imi paylaşır mıyım? Onu abone sohbette paylaşmıştık biz. Ya da oyun sohbette miydi? Oyun sohbette olması lazım. Bir oraya bakın arkadaşlar ya. Şu an ezberim denetimde böyle şey yok yani hani. Un, ekmek, ekmek kolisi koyduk.
paket daha ekmek. Bunu da koydum. Bu ne? Makarna. O yüzden raflar dolu makarnada. Buradaki koli boş olsa da. Bir paket daha makarna lazım. İki paket şeker lazım. Makarna, iki paket toz şeker. Paket su. Bir paket süt. Bir süt. Koyu kahve. Paket. Paket spagetti. Fıstık ezmesi. Şeker. Hemen yeri burası. Diyorum ona. Su. İçeride dizili mi dizili? Süt. Market ürünlerini dizmiş ya bu çocuk. Depocu çocuk. Ben günü açayım. Bu açılış yapa koysun. Biz taşırız bunları. Bekletmeyeyim ben sizlere. Hop. Kahve. Aldık. Fıstık ezmelerinin indirime girmesini bekliyorum ya. Fıstık ezmesini o yüzden minimum alıyorum böyle. Kahve. Faturalarımızı ödeyelim müşterilerimiz gelesiye kadar. Geldi. Hemen geldik. Buyurun efendim. Ne abla, bir tanecik şey mi aldın gerçekten? Şimdi bunun için mi çağırdın ya? Fatura, 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 fatura. 2300 oldu fazladan paramız bu arada. Depoyu büyütebilirim. Hem çalışan alacağım hem depoyu büyüteceğim ya. Onu bekliyorum. İkisini bir arada yapacağım. Yumurta dizeli. Burada o eksiği gördüm. Evet, ikinci kasacı kesin şart. İkinci depocu aslında daha çok lazım ama kasacıyı yaparsak biz en azından depo işlerini halledebiliriz. Geldim, geldim, geldim. Tam tekmin eksikler görürsem ben yapacağım onları. Tamam, ufak tefek eksikler var sadece. Raflardaki eksik ürünler var. Bir eksik raf yok yani. Depoda eksik malzeme var mı? Yok. Zeytinyağı birazcık az. Diğerlerinden var. Bugünü geçiririz yani. Gönder. $7.90. Hesaplayamadım bir an. A101'e CV olarak göstereceğim ben bu oyunu. Olur mu? Sizce? Daha önce deneyiminiz var mı derse Süpermarket Simulator'da market işlettim derim. Hem kasiyerlik yaptım hem depo yaptım. Para hesabını o yüzden
eksiltmiyorum arkadaşlar. İyi yapıyorum ki orada referans olarak iyi gözüksün para hesabı. Bu adam toplama çıkarma biliyor desinler. Seninki bakkal gibi. Yakında biz olacağız market. Hiç dert etmeyin. Bir kat daha büyütürsem. İşte bu. Tamam. Çok güzel büyüdü bu arada. Muhtemelen bugün seviye alamayacağım. Bir sonraki gün seviye alacağım. Depoyu da büyüttüm. Tamam, 5 kuruş fazla verdim, bir şey olmaz. İyi ki fazla verince enayi demiyorlar ha, gülerdik. Marketi büyüteceğim ya. İlk önce depo çok önemli. Yumurta benim için çok pahalı diyor. Bu da her şeye pahalı diyor ya. Ne almış? Marketin şurasını büyüteceğim. Fiyatları küsuratlı yazıp para üstüne 1-2 cent eksik verebiliyor musun? Bir cent de varmış ya, yok. Aynı şeye geliyor. Eksik veriliyor da hırsız diyor sana ya. Bir hırsız demesini şey yapmayalım, izin vermeyelim. Bir XP kazanıyoruz o zaman. Ha. Bedava çıkan dondurmayı veriyor musun? Benden aldıysan veriyorum. Hoştan aldın ya çaydan. 1-2. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Evet, yumurta pahalı deyip 3 paket almış teyze. İşleri güçleri var ya, manipülasyon arkadaşlar, başka bir şey değil. Çay getirelim biz. Ne götürüyor acaba? Bir tane mi var bunun ya? Bir tane varmış. Biraz yağ getirelim.
stok işini sevmedim ben bu arada ya. Çok şey geldi bana stok işi. Gereksiz gibi geldi ya. Çay var, okey. Ekmek getireyim ben. Üç paket eksik ekmekle. Burayı da bunu koyarız. Bunu gündüz gözüyle yapalım. Peynirin fiyatı arttı. Toptancı peynirin fiyatı. Şimdi toplama dediğimiz fiyat da arttı mı acaba ya? Yüksek fiyat oldu şimdi. Bize peynir de lazım ama. Gevre 2 paket. Paket un. Paket un. İçeride rafları bir düzenle. Evet doğru. Şimdi. Şu dayının işi bitsin de ondan sonra düzenleyeyim ya. Bu bug'a girecek ben biliyorum. 2 paket şeker alalım. Toz şeker. 4 paket makarna lazım bana. Bunu sonra sipariş vereyim. Paket peynir vereyim bari sipariş. Ne yapayım? Hı. Paket kaçak çay. Bu ne lan? Ekmek. Oradayız. Güzel. İşte budur. Şimdi bize ne lazım? 4 paket makarna. Paket bundan. 3 paket yumurta. Bunları bir dizelim. Adam biz bunları dizeseye kadar diyorum acaba şeyi bitirir mi? Tamamen içerideki stoğu. Stok dizme işini bitirirse eğer adam. Tek başına zor gibi. Evet. Makarna ne kadar var? Var yeterince. Hiç yağ kalmamış zeytinyağı. Zeytinyağlar biraz maliyetli patladı bize. Su da koyalım. Bir iki paket ne? Çay.
Bizim var ya hala çok stok yapmamız için bayağı bir paraya ihtiyacımız var aslında. Bunlar bitmiş görüyorsunuz mu stoktakiler? Şeylerim var. Bir paket mısır gevreği alabilirim. Bir paket su. Başka da bir ihtiyacım yok gibi. Bir paket spagetti. Spagetti, bir paket su, bir paket mısır gevreği dedim. Tuz ve şey. Pirinç mi bu? Bunlarla tamamlayabilirim. Günü de başlatırım. Bugün kurtuluyoruz be. Direkt çatır çatır başlatırız. Hemen bir tane daha depo görevlisi almış oluruz. O vakte kadar çok tatlı olur. Şu ameliyeliğimiz azalıyor. Var ya içeriye koştur, dışarıya koştur. Bu ameliyelikten kurtulacağız. Müşteri. Gel ablacığım gel. Tamam bunlar bize koysun. Nasıl ya? Bug'a girdi oyun. Bu bir bug. Ver ablacığım. $20.40. Ver abi. Ne oldunuz be? Nasıl yerde alacağım? Az kaldı. Seviye alıyorum birazdan. Bu abim nereden aldı? Kodiyi. Tamam onun aldığı yerden almayacağım çünkü. Sıkıntı çıkarıyor sonra. Ben hadi lan. Hayır. Arkadaşlar koyamıyorum. Çıldırırsın. Ağzına tükürdüm. Oh be. Oh şükür. Bir buff'la bir yine hoş geldin. Güzel oldu burası. Benim için çok pahalı diyor.
O yüzden sen her şeyi almışsın ki ya. $3 ha. Uğur Kıra hoş geldin. Mağazamızda çeşitli ürünlerde indirim başlamıştır. Mağazamızda çeşitli ürünlerde indirim başlamıştır. Evet, marketten büyük depo yaptık yanlışlıkla, istemeden. Stokçuluk yapacağız diye yaptık biz onu da, stokçuluğu da vazgeçtik. Abim, bu ablam para bozdurmaya geçmiş ya. Sonra iyi alışverişler dileriz Seyf. Geç. Uf, ablam ne kadar şey almış şuradan. Abla sen bunu arabayla mı taşıyacaksın? Neyle taşıyacaksın ya? Biz sana bir kargo şirketi ayarlayalım. Hava kararda. Adamlar ara verdin de bir uğrayayım dedim. Metal müzikte marketçilik yapıyoruz şu anda. Arka planda çalıyor. Yardım edelim. Bay bay çalan şarkılara bak bak. Bunlar bir de LOL müziği ha. $8.30. DJ Sona, evet. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. İyi alışverişler dileriz. Bunu söyleyemiyorum. Dilim sürüşüyor. Ne kimmiş ya? Ne güzel bir karaktermiş ya. Tam ev babası bu. Bak, işten çıkmış. Su işlerinde çalışıyor. Emekli. Ya da işten çıkmış dediğim gibi. Eve gidip kolay çocuğa yemek şey yapacak. Bunların eşyalarını alıyor. Geç 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 geç, bekletme dayıma. Aha vallahi bize geldi. Eğer olsun aile babası bak bu. Aldığı ürünlerden de belli. Doldurmuş demen ne yok. Ha, bu sesin daha cansız olması lazım. Konuşmakla konuşmamak arasında gidip gelmesi lazım. Şey değil mi? İsteksiz konuşması lazım. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. İyi alışverişler dileriz. Böyle. Bu şekilde olması lazım. Ha, 20 seviye oldum vallahi. Yeni güne başlayalım bakalım. Zeytinyağının fiyatı düştü. İşte bu be. Kasiyer. İyi, hadi bakayım. Of. İşte bu.
Parayı kırdık kırdık. Zeytinyağı ne kadar var elimizde bir bakalım. 1, 2, 4 paket daha. 6 paket alacağım. Üç paket ne bu? Un. Paket de fındık ez mesela. Stokçuluğu bu ürünlerde yapacağız biz. Bunlarda. Paketlerde. Bunları zaten istensizce stokçuluk yapmış oluyoruz. Çok fazla aldığımız için. Bunları dolduracağız. O vakitlerde alacağız bunlardan böyle. Yağacağız arabaya. Buraya koy. Satış tablosu falan yok mu? Şey var işte. Market için... Bizim şey neydi bu? Bilgisayar var. Biz var ya günü başlatabiliriz diyecektim ben. Başlatmışım bile ya. İki paket spagetti. Paket spagetti. Bak çayı mayı mesela o şekilde alacağım ben. İndirimdeyken alacağım. Başka bakıyorum şöyle lazım olan. İki paket şeker. Toz şeker. Bir paket mısır gevreği. Hangi üründen ne kadar sattığımızı görebiliyor muyuz? Sanırım göremiyoruz. Harcayayım bari. O da bitti bu arada. O da bitti. Evet. Şu an dolduracak oraya. Yok, iki tane fazladan kaldı. Üç paket un değil mi? Bunu sil. Üç paket un verdik. Paket makarna. Ne oğlum bu? Un. Niye üstündeki etiket yok peki? Toz şeker. Spagetti. Koy buraya. Biraz spagetti. Paketi bak açtık da baktık ya üstüne etiket yapıştırmamışlar. İçerisi işliyor bu arada ha bak. Bugün bir şey indirimdeydi. Zeytinyağı indirimdeydi. Aa fiyatlar etikete yansımadı. 6 lira 20 kuruş. Tamam. Etikete yansıtmadık bak. Unuttuk. İndirimi. Neyse şikayetçi olacak sonra. Bana iki paket daha makarna lazım. Bir paket. Şu makarnaları da dizeyim de. Bunları atalım. Güzel. Paket makarna. Da bitmiş olsun. Bu rafları satacağım bu arada ya. Bir tane daha ürün açılacak. O zaman gerekli olabilir. Yumurta, koyu kahve, fındık. Bunlar lazım. Ne var? Makarna var. Peynir, koyu kahve. Yumurta. Bunları al. Bir tane siyah çay al mesela.
merkez mesela. Bunları dizelim. Sonra işimiz bitiyor. Hava kararacak bu arada. Çocuğum açsanıza. Zeytinyağında indirim bulunmaktadır. Zeytinyağında indirim bulunmaktadır. Herkese iyi alışverişler dileriz. Böyle isteksiz yapacaktık. Unuttuk bak. Ben yine hevesli hevesli girdim, sonra hemen çevirdim. Aklıma geldi. Akşama kadar çalıştırdıkları asgari ücret. Evet, satış lisansı alınca kullanırız. Bir tane daha depocu aldım. Hemen diğer ürünü alacağım bu arada. Şu an yetiştiremezler. Aynen öyle Ledeyna. Yumurta. Nerede diye yumurtanın rafı ya? Ürünleri diziyoruz. Bunu koyduk. Talha Turgut hoş geldin. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Herkese iyi alışverişler dileriz. Böyle. Çay. Yumurta bilemem de DNA. Bu da yumurta dizmiş. Güzel. Bana başka ne lazım? Zeytinyağı ve tuz. Bir depocu şart bize. Ticket geçiyor mu yani? Geçiyor da isteksiz geçiyor böyle. Bence ilk önce içeri koyup sonra fazla edip koyup olmaz. Da haklısınız da bu sefer depoculuk yapmış gibi oluyorum. Toz şeker. Ha böyle ne yapıyorsun diye sorarsanız da orası ayrı bir soru şartları. Tanesi. Şu iş karanlıkta işlemeyelim. Hem sabah bir şeyleri görelim. Kezmesinin fiyatı arttı. Ulan fıstık kezmesi elimde yoktu zaten ya. Ve fiyatı arttı ya. Makarna dizelim. Direkt başlatacağım bu arada günü. Biz artık rahatız. Peynir getirebiliriz, peynir.
Bu marketi iyi ayarladık biliyor musunuz ama? Buzdolabını daha doğrusu. Getiriyor mısır gevreği. Fiyatları hep pahalı buluyorlar zaten ya. Ucuz koymamızı istiyorlar o yüzden. Çok takılmayın siz onlara. Ha, bu da buna getirmiş. Güzel. Zeytinyağı işine girişelim gel. Zeytinyağı ne satmış be. Alacak yok mu iki tane daha zeytinyağı? Zeytinyağı alın lan. Ben zeytinyağı alın iki tane kaldı elinde. Şunları da koyayım. İki paket var elimde. Zeytinyağı indirim. Zeytinyağında indirim vardır. Zeytinyağında indirim vardır. Bir bakayım anons işe yarayacak mı? Abla gelip alacak bak. Yazıklar olsun ya. Elimde kaldı zeytinyağları. Üç paket spagetti. Paket süt. Bolca tuz. Mustafa Coşkun hoş geldin. Bunları da dizelim. Süt. Bu da süt. Tuz. Tuz bir indirime gelsin ama. Deli gibi alacağım biliyorsunuz mu? Tuzdan bayağı alabiliyoruz tahminimce. 15-20 paket alınabiliyor şu tuzdan. Süt ve süt ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Süt ve süt ürünlerinde indirim bulunmaktadır. İyi alışverişler dileriz. İsteksiz isteksiz. Üç paket toz şeker, dört paket su. Güzel. Paket ekmek, iki paket pakette sır gevre. Bu oyuna temizlik mekanı da iyi gider. Arada dükkanı süpürürüz, temizlikçi falan da işe alabiliriz. Ya, olabilir evet. Oyuna çok şey konulabilir ya, market. Market sektörü bayağı bir hizmet sektörü olarak yüksek bir şey olduğu için her şey koyulabilir dediğiniz gibi. Şeker neredeydi ya? O şeker. Oğlum şeker en önemli. Heh buradaydı. Sır gevreye. Bir paket ekmek, iki paket un. Paket ya. Bayağı bir kahve. Sipariş için tablet. Oo, çok daha işlevsel olurdu bu arada. Katılıyorum.
Direkt bakarak girmek değil mi? Ekmek. Bu neydi? Ya. Tamam ya, bayağı bir almışız. Yani şey olarak. Kafa. Ya nerede chat? Ben göremedim. Asiyerler iyi iş yapıyor ha bu arada. Bayağı rahatlatıyor. Aa, biz mağazayı büyütecektik. Toptancı geç. Denetim. Büyüme. Aman 4. Uyyyy. 2 paket de şey lazım oraya, ışık. Üçerli sıra halinde ışık dizeceğim ya. Acayip simetrik dizmedim ya. Abi cetvel koysam böyle çizemezsin bunları bu arada. Tam ne kadar az kalmış şundan ya. Depoda da bitmiş. İnşallah yarın indirime girer bu. Ama bak, herkes 3'er 5'er tane almış. Tabii indirmeye girmez. Yumurta dizilmesi lazım. Yumurta. Bizim anons geçmemiz lazım. Yapmıyorlar. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Alışverişler bile dilemeyeceğim yani. Sinir istiyorum ki akşam işime, evime döneyim yani. Böyle yorulmuşum, işten çıkmışım. Bu da geçsin. Tamamlayacağım. Yer açıldı, çok güzel oldu ama. Ertesi gün hadi bakalım. Makarnanın fiyatı arttı. Girelim hemen. Diğer makarna mı? Spagetti mi? Yo. Nasıl fiyat artışı o ya? Hollanda'da bazı marketlerde sohbet kasası var, biliyor musun? Özellikle yaşlar çok kullanıyor. Allah Allah, nasıl ya? Sohbet kasası ne ya? Ah be. Sohbet kasası neymiş ya? Peynirin fiyatını da kontrol eder miyiz? Edelim. İdeal. Ha, peynir.
Aa, peynirin fiyatı artmış. Allah Allah, çok ilginç bir hizmet. Hadi ben de şeker diyeceğim, gel bakalım. Ha, sen makarna diyeceğim. Belki sen bunu bilmiyorsan arkada öylece bekliyorsun. Onlar orada sohbet ediyor değil mi böyle? Laf lafı açmış. Teyzem kızından çocuğundan falan yanıyor böyle. Sen arkada ulan ne zaman bitecek bu öndeki sırada bekliyorsun böyle. Onlar orada koyu bir sohbetin içerisinde böyle. Allah'ım ya. Hala var mı tuz ya? Ben açık. Bizim fıstık ezmesine ihtiyacımız var aslında. İndirime girmedik ki kardeşim, bir fıstık ezmesi ya. Çok zaman sonra öğrenmek bir tık üzmüş tabi. Neredeyiz? Allah seni ne yapmasın. Bunları çabuk dizip o eksik üründen getirmem lazım. Peki neymiş? Bundan lazım bana. Ne bu ya? Un. 4 paket un. Geri kalana zeytinyağı alabilirim. Zeytinyağı kutularından önce şu unları koyayım da. Bunlar. Da bunları direkt rafa koyayım. Gerek yok rafa koymama. Adam kendisi dizsin oradan. Yeterli varmış elinde. Güzel. Bunları da koy. Marketimizde çikolatada indirim vardır. Marketimizde çikolatada indirim vardır. Çikolatada. Bunları buraya dizelim. Bir kere bakkal işletmişliğim var benim bu arada. Gerçek hayatta da. Çocukken. Petrol ofisinde. Üç paket pirinç, üç paket mısır gevreği. Pirinç. Yusuf Yazan hoş geldin. İki paket süt, iki paket. Hadi bakalım. Bunları alalım.
İçeriği bilerek düzenlemedim. Yeni çalışanla beraber, depocuyla beraber ayarlayacağım orayı. Yeni depocu da gelsin. Ondan sonra düzenleyeceğim. Çok güzel. Koy. Süt. İçerisi ne durumda? Plata ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Plata ürünlerinde indirim bulunmaktadır. Yani ürün eklenince göreceğim ben müdürümü. Dört paket spagetti. Çok mu zorlaşıyor oyun? Paket ekmek. Kasa önüne promosyon ürünü. Bunlar hep birer taneli koymuş. Var gibi gözüküyor da bak. 3 pakette un aldım. Pakette siyah çay alalım. Sen level yapmanı istiyor, isyanlık yani. Nasıl? Nasıl 90 level ya? 7-90 level istiyor. Faturaları ödeyelim be. Tamam, kredilerimizi ödedik. Lisanslar. Mağaza seviyesi çok düşük ama. Çok fazla ürün var. Bunları açabiliyorsun şu anda. Ya şu ürünleri dışarıdan içeri taşıma olayını şu depo görevlileri de yapsa yapacakmış muhtemelen bir sonraki güncellemede. Şeyde yapılır bu arada. Hepsini açarsın, yaparsın. Biraz para stoklaman gerekiyor ama şu anda. Ah be. Sabah kahve sipariş edeceğim. Bayağı sıra var burada da. Kapalıyız diyoruz. Bak geliyordu. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Gitti. Not. Birinde dördüncü adam iyi yapmışsın. Yağ ve zeytinyağı. Boş paketlerden kurtulmuş olalım. Ama bir depocu da alınca rahatlayacağız ya. Bu
eksik raflardaki eksik ürünler diye bir şey olmayacak. Depodan çok seri bir şekilde ürün düşecek. Çok seri bir şekilde ürün gireceğiz. Ertesi gün diyelim. Pahalı bulunan ürün 5 tane. Fıstık ezmesi, yağ ve spagetti makarna düşmüş. Fıstık ezmesi, yağ ve... Fıstık ezmesi... Fıstık ezmesi, yağ ve spagetti makarna mı demiştim ben? Şu yağları bir dizelim bakalım. Bayağı bir yağ siparişi vereceğim ben. Ağzını göreyim. Spagetti makarna. Dayı bunu dizmiş zaten ya. Tüh. Ya düz yağ nerede? Burada var. Vallahi fıstık ezmesinde dün stokladık, bugün indirim geldi ya. Bir raf yağ alabilirim. Nerede o fıstık ezmesi, gözüm de görmüyor gari. Burada. Depo raflarını ayarlayacağım arkadaşlar. Oraları evet düzenleyeceğim. Böyle yapalım şimdilik, dursun. Yeni ürünlerle beraber düzenleyeceğim. O yüzden bilerek düzenlemedim. Kahve. Koyu kahve kalmamış. İki paket su. Paket un, paket mısır gevreği. Şu işlere de bu adamlar yardım etse, bugün Cenem erkenden geliverse çok tatlı olur ama. Oyun keyifli olacak. Ya. Tekrar ya. Kahve. Sanki bu stok işi mantıklı değil gibi. Zaten fiyatlar düştü mü? Genel anlamda düşüyor. Fiyatlar arttı mı zaten genel anlamda artıyor. Anladınız mı demek istediğimi? Yani satış fiyatı da düşüyor aslında. Bize maliyeti de düşüyor. Bu çay alsam. Dükkanı açalım. 22. seviye olmak istiyorum. Nerede biz? Mağazamızda çeşitli ürünlerde indirim bulunmaktadır. Mağazamızda çeşitli ürünlerde indirimler bulunmaktadır. Biz bakayım bunları da. Paketleri böyle toplu dizmek çok mantıklı. Sonra bir daha uğraşmıyorsun. Eyvah.
Yumurtadan alacağım. MF'de hoş geldin. Selamlar. Buyurun. İçerideki rafları da bir düzenleyelim bu arada. Ama yeni ürünler geldiğinde düzenlemek daha mantıklı ya, bilmiyorum. Şu an düzenledik mi mantıksız olacak böyle. Sonra tekrar düzenlememiz gerekecek ya. Bırak bunları. Biz bakalım. Biz bunları abi. İçecek reyonunda süt dökülmüş. Çalışan arkadaşların dikkatine. İçecek reyonunda süt dökülmüş. Hah, anonsunu geçtim Ahmet. Ben yapmayacağım o işi tabii ki de. Depo görevlileri yapsın veya şeyler. Kasiyerler. Güzel. Bak çayları mayları dizdik, iyi oldu bu arada. Bu yumurtanın peki peynir reyonunda ne işi var? Eksik var mı hiç şöyle yardım etmemiz gerektiren? Yardım gerektiren eksik yoksa hiç girmeyeceğim bu arada. Dizme işine. Peynir eksiğimiz çok bu arada ya. Bu peynir vermemiz lazım. Peynir normal sipariş vermeyecektim de. Peynir eksiğimiz çok ya. Bunu dizmemiz lazım. Peynirimiz bayağı eksik. Dolapta da yok, depoda da yok. Baksanıza. Peynir al, peynir, peynir. Elimdeki kalmasın lan, peynir alın lan. Allah'ım peynir alacaksın sen. Yumurta al. Yumurta, peynir, peynir. Bu peynir alacak. Eğer olsun bu peynir alacak. Abi peynir. Ağzına gireyim. Bir tanecik peynir kaldı elimde. En sevdiğim Ramazan tatlısı mı? Ramazan'da tatlı yemem ki, susadığı için. Biz genel olarak tatlıyı pek sevmiyoruz evde. Birimde çalışan işçi gibi ha. Yaparım öyle şeyler. Ben bu depoyu ama sizin için yayın dışında düzenleyeceğim, biliyor musunuz? Güzel bir şeyler yapacağım buraya. Yumurta lazım ama. Yumurtaya yetişememiş bu abimiz. Baksanıza. Bir hafta boş. O da yumurtaya gidiyor. İkinci depocuyu da almak istiyordum ben de, günü tamamlayıp biraz zor gibi seviye atlaması. Bu kadar kolay değil gibi. Gezmesi izledim. Gezmesi sipariş edelim ucuzken. Kaç koli lazım? En az 6 koli. 4 koli de şey.
İlki 3-4 koli bundan, 6 koli fıstık ezmesi. Aa, ışıklar. Tüp tüp. Bunlar da değiliz. Sıkıldınız buraya da. Lisans açacağız, evet. İngiliz'e gel. Lisans lisans açacağız. Bir tane daha depocu bekliyoruz. Bir depocu buff'ı daha bekliyoruz. Bir sonraki muhtemelen yayında direkt depocu açacağız. Günü tamamlamak için tamamlıyor. Bugünün sonunda salalım ya bu arada. Mağazamız kapanmak üzeredir. Mağazamız kapanmak üzeredir. Bugün menü de başka ne mi var? Kapatacağız ya, yatalım ya. Yemek yiyeceğiz daha, şeker var. Bak şeker. Oo, eksiklere bak. Muratcan 19. ayında, teşekkür Murat ederiz. Murat Kap kolsuzluğu devam ettiriyor 19 aydır. İyi yayınlar. Ben bunları düzenlerim. Aklımda ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Fikir olarak aklımda ne var biliyor musunuz? Şu büyük koliler var ya. Büyük koliler. Bu büyük kolili ürünleri böyle tek raf yapacağım. Böyle. Tek raflar önemli değil. Bunlar belki çok fazla konulabiliyor. Ama şu büyük kolileri böyle 4-5 tane şey yapacağım böyle yani hani. Full mesela burası ekmek olacak. Full mısır gevreği olacak falan. Ama bu ufaklar için aynısı geçerli değil. Bunlar mesela büyük koli bak. Bunlar için aynısı geçerli değil. Burayı zaten 3, 6, 12 sıra dizilebiliyor zaten buraya. Daha iyi olur gibi sanki. Hele şu zaten daha fazla dizilebiliyor. 5 9 bu bayağı alınabiliyor bu arada. Mağazamız kapanmıştır. Mağazamız kapanmıştır. Muratcan 19. ay, teşekkür ederiz. Niye gelmedi bunun alırtı? Muratcan 36 tane alıyor değil mi? Evet. Faturalara bir bakalım. Banka ödemelerine bakalım. Güzel. 20. seviyede yeni kredi mi açılıyor demiştiniz siz? Oo, profesyonel kredi. Güzel. Bir sonraki bölümde iyi bir kredi çekip değil mi? Sağlam bir dizayn yapabiliriz. Bocu boy, hoş geldin. Peki her ürünü tek stok, böyle tek şey yapmadık mı raf? Tek raf. Her ürünü. Mesela kaç tane gerekir o zaman? 2 katı yer gerekir buraya. Bunu bir düşüneyim ben. Yayın dışında düzenlerim. Ekmeğin fiyatı arttı. Şişe su ve pirinç azaldı. Ekmeğin fiyatı arttı. Şişe su azaldı. Allah seni kahretmesin. Şura. Su lazım ben. Bir tane su getireyim de şu rafa koyayım. Rafı dizmeyecek yoksa çocuk. Alan yetmiyor gibi, evet. Bir de neyin fiyatı düşmüştü ya?
fiyatı düştü. Ekmeğin fiyatı arttı. Pirinç. Başmati pirinç. Oha ne kadar düşmüş. Çok düşmüş ama ya. %95 ortalama maliyet diyor. Bunlardan bak, bundan 3 dolar kazanıyoruz şekerden bu arada. Şekerin fiyatı inanılmaz artmış. Bize inanılmaz kazandırıyor şeker. Neyse burada salalım. O zaman yayın dışında yapacaklarını söyleyeyim size. Bak. İlk önce dediğim gibi şu ürünleri bir toplama işini bir ayarlamamız gerekiyor. Mesela bundan tek bir rafı doldurabilmem lazım benim. Bu sayede hem stoklama işini de rahat yaparız. Hem de elimizde stok eşya da çok fazla olur. Bol bol raf alacağım yani. Şunlardan alacağım. Burayı bir düzenlemem gerekiyor baştan. Burayı da nasıl yapsak ya? Burayı... Dediğim gibi yapsak sıkıntı olabilir ya. Onu bir sonraki şeyde yapabiliriz. Beraber de yapabiliriz yayında. Buraya geliştirme alırsak. Ne kadar geliştirmeler? Bakalım yönetim. Faturaları bir öde. Banka ödemelerini de bir öde. Geliştirmeler. Büyüme. 2600. Oha. Bu sıkıntı. Bunu yapamayız. Depoyu da büyütemeyiz. Tamam, depoyu dediğimiz gibi yapacağız ama. Bu depoyu ayarlamak gerekiyor. Burayı güzelce dizayn ederiz. Şuradan şöyle bir dizerim. Şöyle bir dizerim. Şöyle bir dizerim. Bir de şöyle bir dizerim. Kredi çekersek büyürüz. Evet. İki tane depocu olacak. Değil mi? Aynen, güzel. O zaman efendim, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mağazamız kapanmıştır. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay baysınız. Videodan izleyenler de artık bir abone olur, yorum yapar, beğenir diye tahmin ediyorum. 2K görüntü kalitesinde kaydetmiştim zaten. Bay bay arkadaşlar. Kapatamadım.